İyi akşamlar. İyi Hissetmek TV'de bu akşam erteleme konusunu ele alıyoruz. Her zamanki gibi psikiyatrist doktor Alp Karaosmanoğlu ve klinik psikolog Miray Şaşıoğlu ile birlikte gün boyu Facebook ve sosyal mecralardan da size sorduk. En son bugün neyi ertelediniz, neleri erteliyorsunuz? Bize yazmaya devam edebilirsiniz erteleme konusuyla ilgili görüşlerinizi arkadaşlarımız sosyal medya adreslerimizi bize ulaşabileceğiniz adresleri de ekrana getirecek sizler için. Evet Miray, senle başlamak istiyorum. Neden erteliyoruz? Bir şeylerden mi kaçıyoruz? Ertelemenin anlamı ne? Başarısızlıktan mı korkmak? Sen daha iyi anlatacaksındır. Erteliyoruz. Aslında hepimiz erteliyoruz zaman zaman bir şeyleri. Ve bu işlerimizi bozmuyorsa eğer, bir noktada yapıyorsak ve hani işlerimize, gündelik yaşamımıza çok olumsuz etkisi olmuyorsa hepimizin zaman zaman yaptığı bir şey. Ama ertelemek nedir? Hani tanımlayacak olursak, bir şey yapmanız gerekirken kendinizi başka bir şeylerle uğraşırken bulmak ve o yapmanız gereken işi geciktirmek bir şekilde. Bu ne zamanki kronik hale dönüyor ve yaşamımızı olumsuz etkilemeye başlıyor, o zaman bir sorun haline geliyor. Nedenleri nelerdir? Yani herhalde bu akşam üç başlık altında ilerleyeceğiz. Bizim içsel çatışmalarımızla ilgili, kaygılarımızla, başarısızlık korkumuzla, mükemmeliyetçiliğimizle alakalı bir tarafı var. Yetiştirilme tarzımızla alakalı bir tarafı var ve mizacımızla alakalı bir tarafı var. Genel olarak hani böyle bir giriş yapabiliriz belki. Evet, şemalardan kaynaklanan, başa çıkma mekanizmalarımızdan kaynaklanan alt başlıklar bunlar diyebiliriz. Peki mükemmeliyetçilik derken mesela yani bir işi layığıyla yeteri kadar iyi yapamayacağımızdan korktuğumuz için mi ondan kaçınıyoruz? İmtihana çalışmaktan, bir yere gitmekten, biriyle görüşmekten. Evet. Yani mükemmeliyetçilik çok önemli bir burada etken. Bir işi en iyi şekilde yapmak. Yani olabilecek en iyi şekilde yapmak. Elimizden gelen en iyisini yapmakla ilgili bir şey. Fakat her zaman biyolojik enerjimiz buna yetmeyebilir. Ruhsal enerjimiz, bedensel enerjimiz buna yetmeyebilir. Fakat bir işi mükemmelen yapmazsam yapmayayım daha iyi tarzında bir düşüncedir aslında. Hani mükemmeliyetçiliğin ertelemeye olan katkısı. Ya öncelikle kendi halinde yaparsam başaramayacağımı, sönük olacağını, attığım taşın ürküttüğüm kurbağaya değmeyeceğini düşünürüm. Ve hani prensip olarak da, hani şematik olarak da buna istemediğim için bir oturuşta mükemmel bir iş çıkarmak için ilham bekleriz. Ama o ilham çok gelmez mesela. Özellikle bu dönemler tezler, sınavlar, sınavlara hazırlıklar, sınavlara yaklaştıkça daha çok böyle pratikte görmeye başlarız. Mesela bir teze oturmalıyım ama tez mükemmel olmalı. Fakat kendimi o kadar da ilham dolu hissetmiyorum. İşte 600 sayfa okuyacak, oradan 30 sayfa özet çıkaracak, onu da çok başarılı 3 paragraf şekilde teze yansıtacak gibi. Dolayısıyla birdenbire zihnim kendini koparacak bir yer bulur. Aa, televizyonda da dizi varmış gibi. Mükemmeliyetçilik bu açıdan bizi olmayacak işler beklentimiz yüzünden işe elimizi atmamızı engeller. Gizli yöntemlerle, avunma yöntemleriyle, kopma yöntemleriyle. Yani burada ihtiyaçlarımızı sıralayamamak da etkili. Tezle alakalı çalışmamız gerekiyor. Genelde uzun vadeli hedeflerde herhalde erteleme karşımıza daha sık çıkıyor. Hani daha zaman var, evet, evet. Erteleyeyim, biraz daha erteleyeyim derken kısa vadede belki o an rahatlıyorsunuz, televizyon izliyorsunuz, başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgileniyorsunuz ama uzun vadede büyük bir problem oluşturan bir hale dönüşüyor. Peki mükemmeliyetçilikten bahsettik. Başka kimler daha çok erteliyor? Yani mesela karamsarlar mı? Bu işin sonu zaten iyi olmaz, ben yapamam deyip geri çekilenler mi? Hangi yapıdaki veya şemalardan bahsedersek kimler daha çok erteliyor? Yani karamsarlık evet karşımıza çıkıyor. Şimdi hani ben yapacağım ama ne olacak ki, hani hani sonunda ne olacak, böyle sorularla o işe girişmek aslında motivasyonumuzu da bayağı kıran bir şey oluyor, felaketleştirme eğilimi oluyor. İşte şimdi oturacağım ama hani korkunç bir şey olacak, hani yapamayacağım, beceremeyeceğim gibi kendimize yönelik ya da hani durumlara yönelik bir karamsar bakış açısı aslında ertelemeyi besleyen bir şey oluyor. Ne kadar çalışırsam çalışayım mutlaka bir şeyler ters gidecek. Karamsarlık böyle bir kalıpla kendini belli eder. O zaman da bir moral bozukluğu olur. Özellikle satır aralarında ne okuduğumuzu hep konuşuyoruz.
Yani bir satır okursunuz, ne işe yarayacak ki? Bir satır daha okursunuz, zaten başkaları benden daha yapacak ki, başarısızlık korkusuyla karamsarlıkla beraber karışırsa ciddi bir ruhsal yorgunluk, hatta midemize kramplar girmesi, oradan kaçma isteği ile beraber kendimizi birdenbire yani yatma saatinde ya ben 7 saattir niye televizyon izliyorum sandalyesinde bulabiliriz. Sonra da canımızı acıtmaya başlarız. Yani ben ne yapıyorum diye cezalandırıcı bir taraf oradan yükselebiliyor. Burada da bir kısır döngü var. İşte erteledikten sonra kendimize nasıl muamele ettiğimiz çok önemli. İşte ya bugün televizyon seyretmemeliydim. Ne yaptım ben? Meliydim, malıydım programında da hatırlarsınız. İşte o bir sonraki atağa ve ertelemeye olan ihtiyacımızı azaltıyor. Bizi daha çok depresyona sokuyor. Moralimizi daha çok bozuyor. Dolayısıyla hani bir gün kaçırmış olsak bile, belki çözüm konusunda bunu konuşuruz. O meliydim, malıydım gibi kendimize yaklaşım biçimimiz, kendimizi suçlamamız aslında ertelemeyi daha da kronikleştiriyor. Yani o gün belki enerjiniz yetmemiştir, o gün belki gün içinde olan şeyler moralimizi etkilemiştir. Demek ki ertelemem gerekiyordu deyip yatsak, ertesi gün daha iyi olacağız ama bir de akşam kendini azarlama seansı yaptığımızda, ertesi gün daha büyük bir depresyon, daha büyük bir çöküntü. Yine yapasımız gelmiyor. Burada bir girdabın içine giriyoruz. Yani ertelemeyi başlatan nedenler başka, sürdüren nedenler başka da olabilir. Yani kendi kendimize cezalandırıcı tarzında, aşağılayıcı tarzda konuşmalarımız sürdürücü neden olabilir. Başlatıcı neden aynı insanlarda sık görülebilen mükemmelliyetçilik ve veya karamsarlık olabilir. Peki erteleme kronikleşince ne olur? Onu biraz daha konuşuruz belki ama gün boyu sosyal medyadan gelen yorumlar var. En çok neyi ertelediniz? Son olarak neyi ertelediniz? Sizlerden bu konuda yorum, cevap istedik. Evet. Ne gibi yorumlar var acaba? Hemen okuyayım. Şimdi önce Instagram'dan gelen yorumlar. İş yüzünden yapmak istediğim seyahatleri erteliyorum demiş Sezen Avtan. Evet, bu da bir tür erteleme. Kendi ihtiyacını belki erteleme. Kendi ihtiyacını sorun. Erteleme aslında evet. Yani bunun tam tersini istiyoruz. Bu da ertelemesin. İş yüzünden yapacağım gezileri erteliyorum. İlk yangında ilk kurtarılacak madde, hani malzemeler derler ya. Bu da hani herhangi bir krizde ilk terk edilecek malzemeler kendi ihtiyaçlarımız oluyor genellikle. İşte iş yüzünden, başkasının işleri yüzünden, özellikle arkasında fedakarlık, aşırı sorumluluk gibi, aşırı vicdan gibi problemler varsa kendi ihtiyaçlarımızı erteliyoruz. Seyahat ciddi bir ihtiyaç. Alicia, iş yerimdeki masamın üzerindeki fazlalıklardan kurtulmayı erteliyorum. Yakında masada bana yer kalmayacak demiş. ne olabilir? Ne tür bir erteleme olabilir? İnsan masasının üstünü niye ertelemekten? Alicia, yok. Evet, Alicia'ya yardımcı olalım bakalım. Ne yapabileceğiz? Kendimden yola çıkıp düşünüyorum. Neden ertelerim? Bir derlemeyi, toplamayı, düzenlemeyi neden erteler insan? Hani böyle tam olarak yaptığımda harika bir şey olsun. Hani tam yapayım gibi bir bileşeni olabilir gibi geldi aklıma. Bilmiyorum tabii konuşmak lazım. Olabilir. Eğer başlarsam hani aslında keşke bunu biraz da arttırabilsek. Online bağlanıp sorabilsek. Eğer başlarsam hepsini yerleştiremem. Zamanım yetmez. Bir başlayınca bitmeyecekse de hiç başlamayayım. Layığıyla olmayacaksa. Evet. Mesela bir yeni bir projemiz var. Cybank diye. Bugün hep beraber onunla ilgili tanıtım filmi çekelim dedik. Hafta sonu boyunca düşündüm nasıl çekelim, hangi sahneyi kullanalım, ofise nasıl çekebiliriz diye. Şimdi benim masayı çekmek lazım. Fakat Alicia'nın yazdığından daha beter bir halde benim masa. Ve işte aynı gün içinde hem masamı toplayacağım, hem çekim yapacağım, hem de şeyi yazacağız. İşte tanıtım, o Cybank projemizi tanıtma metnini yazacağız falan deyince gözüm korkmuştu ve hiç başlayamayacaktım. Ama bugün sadece mesela küçük adımlara böldük ki bu işin başa çıkma kısmında konuşacağız sırrı. Bugün belki çekim yaparız diye uğraşırken masanın üzerine biraz toplamaya başladım. Gereksiz faturalar çıktı, aradığımız başka şeyler bulduk, kaybolmuş dosyalar çıktı arasından. Neyse onları hepsini yerli yerine yazdık. Fakat çekim yapmaya vaktimiz yetmedi. Ama olsun. Bu sayede en azından masanın üstünü toplama kısmı halloldu. Bir fırsat yani oldu evet. Küçük parçalara bölme. Yani Alicia'nın nedenini belki bilemeyebiliriz ama tedavisi böyle. Küçük parçalara bölerek. Yani bir seferde oturduğumda yani öyle bir düzen kurmalıyım ki bir daha bozulmasın. Beklentiniz varsa hiçbir şey yapasınız gelmez. Yani o çıta ne kadar yüksekse oraya hevesiniz de o kadar düşüyor. Onu yapmaya yönelik.
Evet, evet. O çıta çok önemli gerçekten. Tupperware aslında ya da Tupperware aslında nasıl okunur bilmiyorum. Ütü, kitap, evdeki hayatımdaki fazlalıklardan kurtulmak. Evdeki ve hayatımdaki en önemlisi de önemli konuları düşünmeyi ertelemek. Evet, melili malılı, ütü yapmalı, kitap okumalı, evdeki hayatımdaki fazlalıklardan kurtulmalı derken en önemlisi de önemli konuları düşünmeyi ertelemek. Yani burada aslında ertelemenin ne işe yaradığına dair de tiyolar alıyoruz sanki yazılan şeylerden. Hani erteleyip de yaptığınız şey ne? Erteleyince size iyi gelen şey ne? Evet, önemli konuları düşünmüyorsunuz ve o an için belki bir rahatlama hissediyorsunuz. Kısa vadede iyi gelen bir şey. Ama bir noktada yüzleşmek, elinizi işte o masayı toplamak için oraya atmak, bir harekete geçmek gerekiyor. Ve bunun için de bir hazır oluş gerekiyor. Yani bilmiyorum. Tabii buradan hareketle bir şeyler söylemek de zor bir birkaç cümle değil mi? Ütü mesela. Yani ütü yapmayı nasıl erteleriz? Çok sıkılacağım. Tabii kendi adıma düşünüyorum şimdi. Alttaki düşünceler ne? Yani hep aslında bir ABC modelini akılda tutmak lazım. Erteledim olay ne? O olayla ilgili ne düşünüyorum? Zaten o düşüncelerin sonrasında da erteleme davranışı ortaya çıkıyor. Tetik burada ütü. Düşüncem çok sıkılacağım. Bitmeyecek. Bitmeyecek. Evet, en sık ertelenen şeylerden bir. Sonra da birikir o. Evet. Gelecek hafta bir daha. Gerçekten bitmez. Gelecek hafta bir daha olacak. Ya da bir oturuşta bütün ütüyü bitirmeliyim. Ama belki 3 saatlik şey var orada. Küçük parçalara belki bölmeyi bilmiyordur aslı. Az az ütüleyin daha iyi olur. Leyla demiş ki ben kendim için yaşamayı erteledim. Şu an çocuklarım için yaşıyorum. Bu ilk şeye benzer. Kendi ihtiyacını ertelemek. Başkalarına belki hayır dememek. Onların ihtiyaçlarını kendi ihtiyacının önünde tutmak gibi yerlerden beslenen bir şey. Evet. Belki bu noktada hani fedakarlık şemasını da düşünebiliriz gibi geldi bu. Hani kendi ihtiyacını ertelemede fedakarlık çok öne çıkıyor. Evet, fedakarlık gerçekten kendimizi ertelediğimiz, kendimizi ertelememize neden olan bir şey. Diğerlerinden farklı değil mi? Ütüden çok ciddi bir şey herhalde yani bu fedakarlık. Evet. Yaşamımız için, yaşamsal olarak. Fark etmeden yaşamımızı harcayabiliyoruz. Erbaşaran... Programı izlemeye erteleyeceğim maalesef. Önemli bir işim var. Sonra da YouTube'dan izleyeceğiz artık. İyi yayınlar. Çok sağ olsun. Telafisi var. Evet, her programda da bize güzel feedbackler veren bir arkadaşımız. Estağfurullah. Yerimden kalkmayı bile erteliyorum. Bir başka bahara umarım. Yerimden kalkmayı bile erteliyorum. İnsan yerinden kalkmayı nasıl erteler? Böyle bir depresyonla ilgili şeyler olabilir mi yani? Tabii. Kronikleşmiş hali depresyonda bol bulunur. Herhangi bir neden olmadan isteksizlik. Zaten ciddi bir enerjisizlik vardır. Ama biz biraz daha hani gün içinde olan versiyonları belki. Pardon sözüm. Sen yetin yerin kalmıştı. Ne diyordum? Yerimden kalkmayı bile erteliyorum. Bir başka bahara umarım. Yerimden kalkmak bile. Evet, bu genelde enerjisizlik hali olabilir. Yani yanında söylediği gibi. Hissettiği gibi. Yani çok sebepsiz olduğunda depresif bir mizacı da belki göz önünde bulundurmakta fayda var. Çok spesifik olduğu için bir şey diyemiyoruz ama çok teşekkürler tüm bir feedbackler için. Son 4 tane. Yaparken keyif aldım ama her seferinde masanın başına oturmak için kendimle mücadele ettim. Çoğu zamanda ertelediğim bir sürü şey var. Yazmak da bunlardan bir tanesi. Spesifik bir örnek vermek de bunlardan bir tanesi olmuş. Yani yapmaya başlayınca keyif aldığım Her seferinde masanın başına oturmak için kendimle mücadele ettim. Ertelediğim çok şey var. Hani aslında burada belki şey aklıma geldi. Atla arabayı doğru sırayla bağlamak diye bir bölüm var İyi Hissetmek kitabında. Yani hepimiz biliriz ki, düşünürüz ki daha doğrusu. Önce ilham gelir, önce motivasyon gelir, sonra da aktivasyon gelir. Önce bir evet ya, başlamalıyım bu işe deyip ilham gelmesini bekleriz. Ne yapacaksak, yazı yazacaksak. İşte şu an üzerinde düşündüğümüz o kitap meselesi gibi. Ama aslında çoğu zaman tam tersidir. Ve David Burns İyi Hissetme kitabında hani atla arabayı doğru sırayla bağlayın. Yani atı arabanın arkasına bağlamayın. Önce aktivasyon gelir, motivasyon sonra gelir. Önce etkinlik gelir, istek sonra gelir. Önce bir yazmaya başla, ilham sonra gelir. Aynen. Yani işte kitap yazmamın konu, tez yazmamın. Önce bir parçaları topla, oku, et. İstek daha sonra gelir gibi.
Yani isteği beklersek ertelememiz de herhalde daha uzun. Evet evet. Hani sürüyor. İçime sinme gibi. Ha, bakalım ilham geldi mi? Değil. Ondan ilgisi yok. Yani burada gerçekten hani kaygılandığımız zaman ertelemeye çok sık başvurabiliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi kaygılanmanın panzehri de hareket. Bir harekete geçtiğimiz zaman, olayın içine girdiğimiz zaman aslında unutuyoruz. Mesela hani bu programa çıkmakta en başlarda benim için kaygı uyandıran bir şeydi. Değil mi? Ama programa çıktığımız andan itibaren bir şekilde hani temas kuruluyor, konuşuluyor ve hani o olayın içine giriliyor. Yazmak da böyle, belki ütü yapmak da böyle. Hani o ilk adımı atmak ne kadar zor olsa da. Evet, yani içinizden gelmese bile ilk adım atmak. Evet. Hani sen bir yap bakalım. Bir de nasıl bir tahminciyiz? Hatta yine iyi hissetmekte güzel bir ödev vardı. Nasıl bir iyi bir tahmincisin anlamak için. Mesela yapacağın işlerde öngördüğün zevk oranı bir de gerçekleşen zevk oranı. İşte akşam spor yapacağım. Zevk oranı %10. İşte Ahmetlere gideceğim %20. Bir bakıyorsunuz spor yaparken aslında hani çok güzel bir müzik denk geliyor. Belki güzel bir film açıyorsunuz. %80 oldu. İşte Ahmetlere misafire gideceğim. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyifli bir akşam. Birkaç haftada böyle bir şey yaşamamıştım. Sonra ona bakaraktan öngördüğüm ne? Gerçekleşen ne? Öngördüğüm ne? Gerçekleşen ne? Diye. O öngörücü yanınızın pek de karamsar olduğunu, aslında sizi bir şeyler yapmaktan alıkoyan şeyin o karamsarlık olduğunu anlamanıza yardımcı oluyor. Yani önümüzdeki günlerde belki yapmak zorunda olduğunuz durumlarda, yapacağınız olaylarda öngördüğünüz zevk miktarını yazın. Yani ne kadar keyif alacağım? Ve ne kadar angarya olacak? Herhangi bir tanesini yazabilirsiniz. İşte mesela ben Bakırköy'de ihtisas yaparken nöbet, of cuma günü nöbetim var, cuma günü nöbetim var diye geçerdi. Bir zehir mümkün olurdu önceki günler. Evet zehir olurdu. Öncesinden işte, başlıyor. Bunu kime satayım, kime satayım, kime satayım sağ olsun böyle fazlalık nöbetleri toplayan bir arkadaşımız vardı. Herhalde para biriktiriyordu. İşte o alır mı acaba falan. Çok sıkılacağım. Sonra bakıyorsun nöbette kafa 2-3 başka meslektaşla denk geliyor. İşte sohbetler oluyor. Ondan bir sürü şey öğreniyorsun. Ay iyi ki gelmişim ya falan. Aynen yani şey hani tabii ki işini gücünü de yapıyorsun bir yandan ama yani bambaşka bir şey oluyor. Daha sonra şunu öğreniyorsun. Ya bak yine nöbet diye kendi canımı sıkıyorum ama aslında benim öngörücüm çok karamsar. Dolayısıyla ona bakmayayım ben. Cuma günü nöbetim var. Tutarız ya deyip yani en azından cuma günü gelene kadar zamanımızı sıkıntısız geçirmeyi öğreniyoruz. Önceden felaketleştirmek yani felaketleştirici yanımızı doğru etiketlersek, bak yine aynısını yapıyorum. Bunu bu sefer yapmayacağım. Cuma günü bakarız. Karımız oldu. Salı, Perşembe, Cuma. Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma. Çarşamba'yı atladım. Karımız oluyor. Evet, evet. Öncesine bulaştırmamak da çok önemli. Evet. Kaygı. Peki, yani ertelemek demek hani kronikleşmesi halinden bahsettik. Nereye kadar varabilir? Bizi ne kadar kötü etkiler ve sonrasında hani bundan kurtulmak için adım adım yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Yani ertelemek aslında yani uzun vadede hayatımızı çok olumsuz etkileyen alanlarda düşündüğümüz zaman depresyona, suçluk duygularına, daha fazla kaygıya, düşük özgüvene, birçok şeye aslında bizi olumsuz etkileyen birçok şeye neden olur ve bunların neden oldukça daha fazla ertelemeye ve hani kendini doğrulayan bir kehanete de o kısa döngüye sebep oluyor. Dolayısıyla hani atın kuyruğunu bir yerden kesmek gibi hani bu ertelemeyle ilgili bir probleminiz olduğunu fark etmek ilk aşamada çok önemli. Neyi, neden, hangi koşullarda erteliyorum? Buna sebep olan şey ne? Belki biraz başa çıkmaya da yavaş yavaş giriyor oluruz burada. Neyi yapmayı istemiyorum şu an, neden istemiyorum, bunun arkasında yatan sebepler neler, işte konuştuğumuz gibi başarısızlıktan mı korkuyorum, çıtam çok mu yüksek, karamsar mıyım, hani ufak ufak aslında bunları sorgulamak ilk adım olabilir. Evet ve tabii bu erteleme kısmı ciddi bir huy olduğu için çocukluktan beri gelen bir huy olabilir, bir yapı eksikliği olabilir. Yani bir disiplin, bir yapı eksikliği. Yetiştirilme ile ilgili evet, bir şey olabilir evet, mi? Evet, evet. Hani boş vereyim, son anda hani yumurta kapı modeli gibi hani son anda çalışma modeli geliştirmiş olabiliriz. Yavaş yavaş kendimize belki bir yapı da kazandırmamız gerekebilir.
Yani küçük adımlara bölmek. Her gün işte 15 sayfa okumak gibi. Hani bir oturduğumda 120 sayfayı bitireceğim gibi değil. Küçük adımlara bölme terbiyesi ve bunu sık sık yapma ve içimizden gelmese de yapma gibi. Evet. Şeyi düşündürdü bu söylediğin aslında, hani küçük adımları bölme hani çok yabancı geliyor bazen bize ve işte birden hani tez örneğinde olduğu gibi mükemmel bir şey yapayım, işte ilham gelsin ve ondan sonra yapayım gibi durumlar. Bunları da ailemizde öğreniyoruz tabii ki, beklentili aileler, özellikle belki ebeveynlere hani buradan bir şeyler söylemek gerekirse. Bu yani beklentili olmak çocuğun dürtüsel yanını da tetikleyen bir şey. Yani o beklenti, baskı, o yüksek çıtalar aynı zamanda çocuğun motivasyonunu da kıran bir şey oluyor. Babam bana derdi işte hani korkup kaygılandığım zaman, işte şiiri ezberleyemeyeceğim bir şey, hani küçüklüğümden hatırladığım bir şey. Hani önce küçük tepeler, sonra yani diğerleri. Dağları aşarsın. Dağları aşarsın gibi. Hani önce önündeki tepeyi aş ve sonra diğerleri. O bana iyi gelen ve hala aslında hatırladığım bir şey. Ufak ufak bir başla. Evet. Önce bir satır, sonra bir paragraf, işte her neyse. Dolayısıyla küçük parçaları bölmek bu noktada çok önemli. Orada beklentiyi düşürmek. Evet. Bir de bu çok çok güzel bir örnek oldu. Buna ek olarak aklıma gelen, şimdi sen konuşurken bir de çok beklentili bir ebeveynlikle büyüdüysek, kendimiz olmak için pasif agresyondan başka çaremiz olmadığı durumlar olabilir. Yani karşımızdakinin dediği yapılacak ve onun dediği şekilde yapılacak şekilde bir zorlamayla karşılaşıyorsak, hani kendi imzamı atmak yaptığım işe hiç mümkün değilse, bunu ancak erteleyerek yapabiliyorum. Tabi bu biraz daha kişide çok işleyen, daha pasif agresif kişiliklerde kendini gösteren bir şey. Yani ertelemenin altında bazen hani ben buyum. Ben de buyum. Beni de böyle kabul et. Evet. Evet. Ben yapmayan birisiyim. Var mı? Bu da benim gibi. Hani bir sürü karmaşık mekanizma da olabiliyor. O geldi şimdi sen söyledin de aklıma. Benim de aklıma gelen o küçük tepeler metaforu gibi bir kitapta okumuştum. Bir fili nasıl yersiniz diye bir soru. İşte herkes şöyle yerim, böyle yerim. Hani önce bir cevap şu, önce bir ısırık alırım, sonra bir ısırık daha alırım, sonra bir ısırık daha alırım. Küçük küçük, yani yapabileceğim küçük adımlarla şey başlayarak. Yani gün içinde en fazla ben 20 dakika spor yapabilirim. Yani 3,5 saat yapıp da hani... İlk günden maraton koşmak mümkün değil herhalde. Aynen, konağın olamayacağım yani. Hani böyle bir hayat yok. 20 dakika, 30 dakika spor yapabilirim. O kadar. Evet, gerçekçi beklentilere belki buradan gidebiliriz. Gerçekçi beklentiler, evet. Geçen Melimalı programında da aslında şey demiştin sporla ilgili olarak. İşte yarım saat mi yaptım ilk gün? İkinci gün 25 dakika yapmaya hedeflerim. Canım isterse uzatırım. Uzatırım gibi. Evet. Yani bugün dünden daha az çalışacağım. Bugün dünden daha az yapacağım. Güzel bir kırıcı oluyor eğer ertelemeniz varsa. Çünkü içinizdeki o işte acı yoksa kazanç da olmaz, no pain, no gain yanı, cezalandırıcı da beklentili ebeveynin aslında bir ifadesi. Yansıması oluyor. Hani onu yok etmenin, onu güçsüzleştirmenin bir modeli. Bundan sonraki moda artık dünden daha az yapacağım modası. Dediğiniz zaman cezalandırıcı ebeveynin bir miktarını azaltıyorsunuz. Dolayısıyla dürtüsel çocuk da geri plana gidiyor. Yani ortalıkta beni ezen bir ebeveyn yoksa, bunaltan bir ebeveyn yoksa ben ne şımarıklık yapayım ki? Gibi. O da dengeleniyor. Ve burada geliştirmemiz gereken tüm tedavimimiz olan hem sağlıklı yetişkini güçlendiriyoruz. Ha, tez mi var? Bakayım kaç ay var? 4 ay. İşte günde ben 15 sayfa okursam oluyor mu? Oluyor. Bak günde 15 sayfa okuyayım, yazayım. İşte arada kız arkadaşım, erkek arkadaşım, arkadaşlarımla buluşayım. Sinemaya da gideyim. Güzel bir program yapayım. Biraz ajanda herhalde yapmak. İnsani bir ajanda yapmak. Evet. Yani kendinizi tanıyarak belki bir ajanda yapmak. Evet. Yapınızı, limitlerinizi, sınırları bilerek belki. Evet. Bir de ne kadar acı bir şey. Yani yapamayacağım deyip ertelemeye başladığınız zaman çalışma kapasitenizi de bilemiyorsunuz. Yani benim dikkatim kaç dakika gider? Hani kendini tanıyan insanlar 30 dakikalık, 40 dakikalık, 50 dakikalık hani böyle oturumlarla kendilerini çalıştırtabiliyorlar. Arada gidiyor, yarım saat belki tatil yapıyor, izin veriyor, dizi izliyor, bir şey yapıyor. Tekrar geri dönüyor. Fakat ertelediğiniz zaman çalışma beceriniz hakkında da bir fikriniz olmuyor. Acıklı durum bu aslında. Evet. O da çok hani eli kolu bağlayan bir şey oluyor. Evet.
tekrar o döngüye girmemize sebep olan bir şey. Peki yani bundan diyelim kurtulamadık, küçük adımlara böldük, ajanda tutmaya çalıştık ama yapamadık. Yani ne zaman yardım almak lazım, ne zaman çok derin bir şekilde erteleme kronikleşiyor, hayatımızın hangi aşamasında etkilediğini de anlıyoruz. Aslında orada bir hani büyülü bir kelime var. Hayatta uyumumuzu bozduğu zaman. Yani artık okuldan atılacak derecede sınavlara çalışamadığımız zaman. Gidişat kötüyse, hani atılmadan önce gelmeyin de birazdan önce gelin. Sonraki hafta biraz zor oluyor sınavlardan önce. En azından cezalandırmamakla ilgili çalışılabilir o noktada da. Evet, evet. Olan şey. Kesinlikle. Çünkü hani artık hani tam dönülmeyecek bir noktada gelmiş oluyor. Evliliklerimiz, ilişkilerimiz, iş yaşantımız, sağlığımız. Mesela bir soru var. Sanırım o Twitter'dan gelmişti. Sigara bırakmayı erteliyorum. Yani tatlı tatlı bir insan, yani bugün değil, işte yılbaşın, daha yılbaşı geçti. İşte Şubat'ta, daha Şubat'ta. Mutlaka bir hani köşe noktası. Bahane bulma oluyor herhalde. Evet. Yani orada kar zarar analizi. Sevgili yönetmenimiz Sercan'ın belki hoşuna gitmiştir bu yöntem. Kendisinde çok iyi bildiği bir tekniktir. Kar zarar analizi her tartışmada bize o çözümü önerir. İşe yarıyor mu ya? Yarıyor. Kar zarar analizi. Yani tamam, erteleyebiliyorsun, hayat senin. Ama ertelemenin karına bak. Zararına bak. Bedeline. Bedeline. Kar diye yazdıklarının puanını hesapla. Yani böyle subjektif bir puan ver. Zararların puanlarını ver. Ve o toplam subjektif puanlara bak. Hangisi daha güçlü? Ertelemek daha karlı geliyorsa bak keyfine. O zararlıysa küçük parçalara bölerek, küçük adımlara bölerek bir yöntem izle gibi aklıma geliyor. Instagram'da bir iki tane daha şey var. Onları da okuyalım. Oskem isimli bir izleyicimizin. Yaparken bunu okumuştuk, pardon. Rollo May'in bir kitabı var demiş aynı zamanda. İkinci postu. Yaratma cesareti diye. Bence ertelemekle cesaret birbirine zıttı iki kavram. Evet. Yani buna katılabiliriz herhalde. Rollo May söyledi. Rollo May söylediyse doğrudur. Güzel bir nokta. Cesaret ve ertelemek. Aslında hani erteliyorsan cesaretsizsin gibi değil. Belki de çok fazla cüretkar olduğun için, büyük işlere kalkıştığın için bunu yapıyor da olabilirsin. Aslında çok doğru olmayabilir o ifade. Son olarak da Instagram'dan spor yapmayı, sınavlara hazırlanmayı, olumsuz düşüncelerin yerine alternatif düşünceler yazmayı erteliyorum. Kendinize sorun. Tut ki kağıdın başına oturdunuz, olumsuz düşüncelerin yerine alternatif düşünce yazacaksınız. Aklınıza geliveren düşünce ne? Ben bulamam ki. Hemen başarısızlık. İşe yaramayacak. Hemen karamsarlık. Karamsarlığın peşine düşün. Başarısızlık şamanının peşine düşün. Bununla ilgili Hayatı Yeniden Keşfedin kitabı size yol gösterici olabilir. İyi hissetmenin erteleme ve mükemmelliğe çekle ilgili şeyleri var. Bölümleri var. Ve çok çok güzel, güçlü bölümler gerçekten. Şey düşündürdü bana bu sorularda, hani erteleyerek hani ne kazanıyoruz diye aslında önceki programlarda da konuştuğumuz bir şey vardı. Hani sigara içmeyi bırakmayı erteliyorum. Sigara içerken ne hissediyorsun? Hani sana verdiği haz ne? Nasıl bir işine yarıyor orada? Yani aslında daha varoluşta ihtiyaçlara gidersek eğer, üst tok tekniğiyle. Evet, evet, üst tok tekniği. Hayatınızda neye ihtiyacınız var? İşte özgür hissetmeye, biraz molaya, işte sigara içerken belki işte kendime bir mola veriyorum diyecek, bilmiyorum, atıyorum şu anda. Evet, kendi istediğim şeyi yapıyorum mesela, çok enteresan kendi bir ihtiyaç. Kendi istediğim şeyi yapıyorum. Tamam, bana zarar veriyor ama ertelemeyi tercih ediyorum. Kendim oluyorum ertelemeye. Daha özgür hissettiren bir şey. Kendin yani olmak için başka yöntemler bulabilir miyiz? Çünkü gerçekten bunlar dürtüsel çocuğun, isyankar çocuğun şeyleri, başka teknikleri. Hangi alanlarda kendin olamıyorsun? Hani farklı ne yapabilirsin kendini ifade etmek için? Belki evet, sigara haricinde. Sana zarar veren bir şeyi kullanmaktansa yöntem olarak. Yani atıyorum şu anda. Hani başka ne yapabilirsin gibi. O tarafı da düşünebiliriz. Hani bir bildiğimiz var çünkü. Ertelerken de kendimiz olabilmek ihtiyacı. Evet, bir bildiğimiz var. Aslında güzel yeni tweetler gelmiş. Melike Güney'den. İşi küçük parçalara bölmektense tek bir seferde bitirme gibi bir hedef koymak
ertelemeye sebep olabilir diye bizi retweetlemiş. Ha, pardon, özür dilerim. Çok teşekkürler. Tanıdık geldi. Alagün'e teşekkür ediyoruz. Yapılacaklar listesi yapmayı bile erteliyorum. Çok fazla şey istiyorum, hiçbir şey yapamıyorum sonunda demiş Betül Eylen Degelloğlu. Çok fazla şey istemek. Evet. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok fazla şey istemiş. Evet, evet. Belki evet, çok yani fazla şey isterken yardım istemek de acaba doğru olabilir mi? Yani bütünün hepsinin altından kalkamayacaksak, sınava tek başımıza çalışamayacaksak. Stüdyoyu tek başımıza kuracaksak mesela. Mesela. Acaba o da bize biraz rahatlama. Sercan da gelmemiş mesela. Yönetmenimiz. Kesinlikle yardım isteme becerisi çok önemli. Yani küçük adımlara bölme ve yardım isteme becerisi gerçekten en kutsal beceriler. Yani hayatta bizim işimize en çok yarayacak beceriler. Sözünü kestim pardon. Bir de yardım istemek ve hayır demeyi öğrenmek diye bir başlığımız da vardı. Onun da belki üzerinden geçmekte fayda var. Yine ihtiyaçların sıralanmasıyla ilgili bir şey. Ve bize sıra gelmesiyle ilgili bir şey. Aslında benim başka bir şeyi yapmam gerekiyor. Fakat oradan başka bir talep geliyor ve ben hayır diyemeyince burada bu işim kalıyor. Benim orada o fedakarca o herhalde bir şey. Evet. Fedakarlıkla ilgili. Fedakarca bir şey. Aslında yardım isteyememekle de el ele giden bir şey. Bütün fedakarlıkları ben yapayım ama hiç kimseden de fedakarlık beklemeyeyim gibi. Orada kişinin odağını kendine çevirmesi, kendi ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları arasında tabii ki bazı işleri bitirmek, belli bir noktaya gelmek, disiplinle alakalı şeyler de var. Orada bir öncelik belirlemek önemli. Yani tabii hani mecburi olduğu için sevmeden yaptığımız ama mecburen yaptığımız şeyler var. Onları acaba biraz daha böyle eğlenceli hale getirmek de ertelememizi engelleyebilir mi? Ne bileyim, hep ütüden gittik ama hani ütü yaparken müzik dinlemek falan, yani öyle bir şey. Evet, evet. İşte o demin konuştuğumuz konuda aslında değiyor. Yani bir işe elimize attığımız zaman onu nasıl daha eğlenceli hale getirebileceğimiz konusunda bir fikrimiz oluyor. Mesela kız kardeşimle ilgili, kız kardeşim çok güzel bir tekniği aklıma geldi şimdi. Yılbaşını beraber geçirdik bütün aile. Ben de bulaşığa yardım ediyorum, mutfaktayım. İşte 3 aile buluşmuşuz falan, işte bulaşığı toplama yardım edenler var. Kız kardeşim geldi, biraz yaptı. Hadi yeter şimdi, sohbete gidelim dedi. Yarıda bıraktık bulaşığı. Gittik sohbet ettik. Ben böyle yapıyorum dedi. Yoksa çok kopuyorum ortamda. Hani geliyor 5 dakika mutfakta iş yapıyor. İnsanların yanına çok gidiyor. Çok iyi. Mesela ben niye girerim mutfağa? Hani iyice parlatırım. Neler söylüyorum canlı yayında. Sonra 3 saat sonra insanların yanına giderim. Herkesin sohbet bitmiş falan. Ya ben bir daha mutfağa falan gitmem, sohbeti kaçırıyorum diye. Ondan sonra ben bugün yardım etmeyeceğim. Sen de kendi başına bak derim. Belki eşimle problemler çıkar. Yani küçük küçük yapıyor ve tekrar insanların yanına gidiyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri izliyorum anneme yardım ederken. O tekniği geliştirmiş kendisine. Kendini tanımış aslında. Evet. Ne noktada sıkıldığı, ne noktada hani motivasyon. Nereye kadar tahmin edebileceğini, motivasyonun nerede biteceğini biliyor herhalde. Evet evet. Ve oralarda hani, izin vermek çok önemli. Çok 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 güzel bir şey ve hani her şeyini de düzenli yapıyor. Annemi aramayı erteliyorum. Pardon, ben arada gelen Twitter'da okuyorum sürekli. Annemi aramayı erteliyorum. Annem yazmış hocam bunu. Telefon konuşmalarını mail atmayı sık sık erteliyorum. yani bakmak lazım. Neden? Belki hayatında bir sürü başka problemler olabilir. Annesiyle konuşurken herhangi bir böyle bile bile lades durumu var mı? Yoksa kendisi mi oluyor? Çünkü kendimiz olmadığımız yerlerden kaçıyoruz. Kaçmak istiyorum. Mesela eşimle beraber televizyon izlemek istemiyorum diyen bir danışanım aklıma geldi. Neden? Çünkü eşimin izlediği kanalı izliyoruz. Mesela annemle oturur 5 saat televizyon izlerim. Nasıl? Çünkü annemle konuşurum. Ya bu kanalımı izlenir, şuna geçelim falan tarzında. Ama eşimle otururken kendim olamıyorum. Onun baskı yanından dolayı gibi. Yani ilişkinin dinamiğine bakmak lazım. O herkesin annesini aramamasının nedeni farklı olabilir. Evet, benim de aklıma şey geldi mesela, hani bir utanç varsa aramadıkça daha hani sitem geliyorsa evet, karşı taraftan bir utanma oluyorsa hani onunla yüzleşmek tekrar hani aramadıkça aramaz, daha çok utanır, utandıkça daha da aramaz hale gelebiliyor. O zaman iyice insanlar kronikleşip derinleşiyor. Annem onu çok güzel kırdı mesela, hiç sitem yapmıyor. Ben de düzenli bir şekilde kendinden terbiye oldum 40 yaşından sonra aramaya başladım.
İngilizce çalışmayı erteliyor, kimse bilmez. Bu arada annemi aramayı erteliyorum soran bize sağ olsun Katina. Kimse bilmez de İngilizce çalışmayı. Bir de biraz önce bir şey vardı. Ertelemek sayılmasa da bazen ilham biriktirmek işime yarıyor demiş Art Niyet. Çok güzel bir isim. Evet. Yani demek ki bir şey yapmıyor, ilham biriktiriyor. Saatini bekliyor. Kendisini tanımış işte. Ötelemek o. Evet. Ertelemek değil. İkisi farklı beklemek şeyler değil mi? Farklı şey, evet. Hazır olmak. Evet. Hazır olmak. Daha alakalı bir şey. Ertelemek yani nasıl diyelim? Yani yapmak istediğin halde, yapman iyi olacak halde bir şeyi yapamamak. Bu daha kaçınmak, öbürü daha ötelemek gibi bir şey mi? Evet, ötelemek hani şimdi zaman değil. Sanki böyle hani alelacele birdenbire bir şey yazmaya kalkışırsam diyelim ki. Mesela kendim yani aklına gelen bir anı. Ya hani bundan 15 yıl önce ya işte bu konulara girdim, hemen bir kitap yazayım falan diye bir motivasyon gelmişti. Bir sürü yazılar biriktirdim falan. Olmuyor. Oturuyorum, olmuyor. Sonra dedim bu ertelemekle bir konuşayım. Demin Mirey'in anlattığı teknik gibi. Hani erteleyen yanım, erteleyen yanım. Yanım benim, erteleyen yanım benim. Neden? Hani işlerimi erteliyorsun benim diye sordum o yanıma. Ve bu işte şunun için, bunun için. Falan. En son bulduğum şey şuydu. Çok erken. Hani içinde sağduyulu bir yan. Hani şimdi bodoslama çok da iyi bilmediğin bir konuda yazı yazacaksın. Sonra bir meslektaşın bir şey diyecek. Ortadan ikiye böleceksin sonra utançtan. Hani bazen hani altta pozitif amaçlar olabiliyor. Gerçekten de o gün ya bu çok güzel bir düşünce dedim. Bütün anotlarımı sarfladım, paketledim, dosyaya kaldırdım. Bugün 15 yıl sonra tekrar onları çıkarıp onları çıkarıp raflardan yeter artık erteledim. Evet, bazen gerekli de olabiliyor. Evet, hazır oluşla ilgili. Evet, bazen gerekli evet. Olabiliyor. Ama gerçekten şimdi düşünüyorum da o yıllarda bir kitap yazsaydım çok utanıyor olurdum şimdi. Çünkü o kadar çok şey değişti ki yani bildiğini zannettiğin konuları tekrar tekrar çevirdiğinde bilmediğin köşeleri görüyorsun. Yanlış anladığını anlıyorsun çoğu zaman. Yine de ama yazmış olsaydın da. Yani bilmiyorum galiba biraz cezalandırıcı yanım çok güçlü. Cezalandırıcı yan. Evet, cezalandı. Son tweet de buydu. Bir de sigara bırakmayla ilgili daha önce bir tweet vardı. Ha, Gamze Tezcan söylemiş. Evet, sigara bırakmayı erteliyorum. Önemli bir nokta. Erteleyen yanımızın işlevi. Sigarayı niye kullanıyoruz mesela? Neye ihtiyacımız var? Yani hayatımızın diğer dengeleriyle çok ilgili. Belki çok fazla angarya yapıyorum. Belki kendimi çok yoruyorum. Belki çok endişeliyim. Mesela sigaranın altında bazen şey çıkıyor. Kafayı toplamak, problemleri çözmek için bana destek oluyor. Niye bu kadar ihtiyacım var problemleri çözmeye? Mükemmel bir şekilde. Çünkü endişeli bir insanım. O yüzden şimdi sigara bırakacağım, kafam bulanacak. Hani hiç uğraşmayayım deyip hani korkan yanımız bizi sürdürüyor. Yani kişilik yapımızla ilgili mutlaka yapışacak bir yer buluyor. Bu erteleme davranışları veya sigara içmek, alkol içmek, aşırılıklar, bağımlılıklar gibi kopma davranışları mutlaka bir neden oluyor biliyorsunuz. O zaman herhalde hani ne zaman, ne kadar erteleyeceğimiz, ne zaman gerekli, ne zaman çok geç kaldık. En iyisi biraz hani kendi sınırlarımızı, kendimizi bilmekle ilgili ve ajandadan bahsettik. Herhalde bir program yapmak, planlı hareket etmek bizi daha az zorlayacak bir şey gibi göründü bana yani anlattıklarınızda. Kesinlikle kendimizi izlemek, ihtiyacımızı izlemek ve işte gerçekçi beklentilerle, küçük adımlarla bir ucundan başlamak oluyor. Küçük parçalarla. Evet. Peki eklemek istediğiniz başka bir şey? Başka bir şey yok. Bir an evvel bitirelim çünkü daha sor bakalım yapacağız beraber. Evet. Sor bakalım. Az sonra canlı yayında sor bakalım da sizlerden gelen soruları Doktor Alp Karaosmanoğlu yanıtlayacak. Biraz sonra tekrar sor bakalımla birlikte olacağız. İyi hissetmeyi izlediğiniz için, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz ve iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.